Merhaba arkadaşlar yeni Misty Skylines 2 gameplay bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Efendim şuradan şöyle bir köprü yapıp maden sanayisine giriş yaptım. Aslında bunları dün paylaşacaktım fakat bir video kaydı almışım. Mikrofonum bozulmuş. videonun sesini kaydetmemiş. Muhtemelen şu altındaki kablo gevşedi. Kusura bakmayın özür diliyorum. Bu arada hani dün video paylaşamadığım için bayramınızı da sadece mesaj yoluyla kutlamış oldum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız ve Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice şanlı güzel yıllara diyelim arkadaşlar. Efendim, bu bölüm neler yapacağız? E, çok fazla lafı gevelemeyeyim. E, yüksek eğitim üzerine bir odaklanma olacak. Çünkü şöyle bazı bölgeler artık bizden... Hani şöyle bir kamera modunu kapatayım. Şurada gördüğünüz gibi bizden e, üniversite mezunu... Daha doğrusu daha da yüksek eğitim. Hani belki şey de olabilir böyle hani yüksek lisansı vesaire de olabilir. O tarz bir mezun istiyor. Yavaş yavaş üniversite olayına gireceğiz ama... E, üniversite olayına girmemiz için bölüm sonuna kadar e, okuldan çok fazla insanı mezun etmemiz ve oyunu 2x'te oynamamız gerekiyor ki böyle hani hızlı hızlı gelişsin. Bu bölüm onlar üzerine odaklanacağız arkadaşlar. Ara ara sesi kontrol edeceğim kablo çıkabilir diye. Şöyle bir... Evet okey. Şöyle bir başlayalım. Ha, buraları yaptım siz yokken. Şu adayı biliyorsunuz burası sanayi bölgesiydi. Burası komple böyle büyüdü. Yakından detaylarını göstereyim. Çünkü bir bölümü görmemiş oldunuz. Boyunun sesi de çok yüksek de. Şöyle bir tık düşüreyim. İzlerken aceleci görmeyelim. Buraları büyük gördük. Tarıma kadar yerleşim bölgelerine girdik. Yani buraları artık park, gezi alanları, özel binalar vesaire inşa edebiliriz. Buralar büyüdü. Bu sahili komple büyüttük arkadaşlar. Buralara insanlarımızı yerleştirdik. Bakın her birinde aileler yaşıyor. Bak bir, bir kişi var. Tek bir kişi yaşıyor ya. Bunları acil evlendirmemiz lazım bizim. Burada çok yüksek bir binamız var. Çok iyi. Mutluluk biraz düşük. Ee, küçük evlerden dolayı rahatsız oluyor. Aslında bunu iptal edebiliriz ya. Level de atlamıyor zaten. Bunu ben bir iptal edeyim arkadaşlar. Bunu da iptal edeyim. Ya küçük ya mutsuz oldukları zaman level atlamıyorlar hocam. Bu müthiş bir dezavantaj bizim için. Küçük evler olsun. Büyük apartmanlarımız var böyle. Bunların içerisine o şey dediğim gibi büyük ya evlerimizi yaparız. Şöyle mix havuzlar yapmıştım. Bu low rent mi? Low rent değil de mix yapalım buraya. Ha, aynen mix olsun. Böyle bakın şunların üstünde tabelalar var ya. Altları dükkan. Yine son inşa ettiğim bunları seviyorsunuz anlaşılan. İstek gelmişti yorumlara. Yorumlara yazmanız çok önemli bak yorumlar videolara yön veriyor. Buralara da aynısından yaptım. Böyle bak oil, e, generic falan filan diye. Burada bir banka var galiba. Şurada bir otopark gidişi galiba yani burayı da böyle ara ara şeyli alt katı olan ara ara alt katı boş olan yerler yaptım levelde yani yavaş yavaş artıyor eğitim seviyesini yükseltmemiz lazım o yüzden hemen bir eğitim yatırımı hocam elementary school ihtiyacımız gerçekten çok yüksek bunu tam böyle köşeye şöyle bir inşa edeceğim. Bunun ek binaları arkaya bir tane çocuk sağlığı kliniği istiyorum şöyle. bunu hemen dibine. Evet böyle de olabilir. Böyle de olabilir aslında. Şöyle bir çocuk sağlığı kliniği yapacağım. Etrafı da çok mutlu ediyor bunlar. Etrafını da kapatalım. Bir daha uğraşmayalım. İkinci bir iş olmasın. Bazen detay bölümü yapayım mı diyorum ama bazen de çok yoruluyorum. Yapmayayım diyorum. Burası full okul bölgesi arkadaşlar. Burası. Okul için bir adet küçük otopark. Keşke şey yapsaydım ya. Ah be. Keşke trafiğe kapalı alan yapsaydım okulun önünü ya. Bir arka cadde inşa etseydim. Bir sonrakine onu yapacağım. Buna yapmadım. Üşün üşendim ama. Bir sonrakine onu yapacağım. Şimdilik otoparkı arıyorum. Şu parkların içerisinde küçük otoparklar var be minicik. Aa, bunlarda minicik yokmuş. Aa, bunlar çok büyük. Bunu Şöyle yapınca değmiyor. Diğer türlü değiyor. E ben bunu nereye sığdıracağım o zaman ki? Bu kocaman bir şey. Her yere otoparka de değiyor arkadaşlar. O zaman normal park yapalım ya. Küçük. On onlardan kesin olanlar var. Ha şöyle iki tane otoparka olsun. Okul bahçesine de yakın. Bakalım mutluluk nasıl? Ooo happy. Bir şey diyeyim mi? Eksi 4 puan var geriye kalan her şey artıda ve burası inanılmaz hızla büyüyecek bence. Ben burayı mesela yüksek binalar mı yapmışım? Aynen Orta yoğunluklu binalar inşa etmişim arkadaşlar yine aynı şekilde Şurayı park ve otopark bölümü yapsam Şöyle e, Normal Şöyle mix binalar Arada yine normal yani böyle mixte de sürekli mix yapmamaya çalışıyorum Mix Normal apartman Tamam. Burası full apartman bölgesi ki böylece burayı daha hızlı geliştireceğiz. Ya arkadaş, şöyle yapsak daha kolay olmaz mı? Arkadaşlar çok kısa videoyu bölüyorum. Sponsorumu tanıtmam gerekiyor. Videoların açıklama kısmında gördüğünüz bir link var. InovaPin'den ucuz, güvenli, faturalı UC için. Efendim bu linke tıklayıp siteye kayıt olduktan sonra bakın böyle bir ekran geliyor. Buradan kaydınızı oluşturduktan sonra Inevapi'nin ana sayfasında çekilişler yazan bölmeye bir kere tıklarsanız burada benim oluşturduğum bir çekiliş var. Efendim toplam ödül 1000 lira ve hesap bakiyesi olarak 8 kişiye yüklenecek. Yüklendikten sonra istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Diğer yayıncıların oluşturduğu bakın 500 lira hediye kartı gibisinden... Diğer çekilişlere de katılabilirsiniz. Onlar herkese açık fakat bizimki referansa özel. O yüzden linkten kaydolduğunuzda hem benim çekilişime hem diğer tüm bu çekilişlere katılabilirsiniz. Şuradaki tamamlananlar linkine tıklayarak da diğer tamamlanan çekilişlerde kimler kazandı, kimler kazanmadı bunu görebilirsiniz. Bakın burada kazanan listesi var. Kardeşinize destek olmak için linkten kaydolmayı unutmayın. Videomuza hemen devam edelim. Şu köşede otoparkımız olabilir o yüzden köşeyi bırakıyorum. Orman sanayisi falan yaptım, maden sanayisi yaptım. Bunların size net production'ını göstereyim. Değerli arkadaşlar buğday açığımız 150 ton üzerine çıkmıştı şehir büyüdüğü için. Şu anda 95 tona kadar düşürdüm. Orman sanayilerini yıktık buradaki ormanlar vardı ya o ağaçlar boşa gitmesin diye. Onları yıkınca bu da eksiye düştü. Diğer ürünlerin üretimi güzel. Petrol madeni, metal madeni ondan sonra kömür madeni ve normal taş madeni çok güzel üretiyoruz. Kömürle metali satıyoruz ekstra yani bunlar 14 ton bundan, 42 ton bundan fazlalığımız var. Çok iyi. Sanayide bir atılım sağlayacağız. Şimdi bugün. Evet. Burada rüzgar. Şöyle görüyorsunuz. Şehrim orada ve rüzgar dışarı doğru gidecek. Bu çok önemli bir detay. bu, bu tarafa doğru bir gelişim göstereceğiz. Gereksiz bir şey söylüyor ya. Boş verin onu. Efendim, bunu ana yol boyunca şuraya kadar uzatayım. Değerli arkadaşlar. Buraya kadar uzatıyorum. Buradaki bu işlemle beraber ana yol etrafını boş bırakabileceğim. Bu güzel bir detay olacak bizim için. Şöyle buradan ana yola bağlanan yer yapayım. Çünkü buradan otobüs durakları da kullanmayı düşünüyorum. Yaya geçitlerini iptal edelim. Ondan sonra da inşaata başlayacağız. Valla kusura bakmayın. Yani burada birazcık sizi yormuş olabilirim arkadaşlar ama. Pardon burada yaya geçidi var. Burada yok. Burada var. Şurada yok. Burada ışık olmayacak. Burada olmayacak. Bunları iptal edeyim sonra unutuyorum. Burada da yok. Okey. Ee, bunlar iptal oldu. Trafik ışıkları şöyle trafik ışıklarını kaldıralım. Şehir büyüdükçe, trafik kazaları arttıkça ona göre müdahalelerde bulunacağım. Bölgelere özel müdahalelerim olacak arkadaşlar. Ya kavşak bence gerekiyor ya. Kavşak koyalım ya arkadaşlar. Yaya geçitlerini bozacak ama. Baksanıza çok büyük ve ana yol da çok büyük. Mesela buradaki kavşak büyük mü? Bu orta boy. Orta boydan devam edelim hocam. Bunları mecbur yıkacağım. Şöyle. Lan koysana. Bir şeyden dolayı koymuyor ya. Bir şey var orada bak. Bir küçüğünü koysa bunu koyuyor. Allah Allah. E bunu koymasan da olur o zaman ki. Baksanıza. Bunu geri alabiliyor muyum? Bunu, bunu iptal edeceğim ya. Arkadaşlar. Ben burayı bir düzelteyim geliyorum. Evet değerli vatandaşlar yolu düzelttim. Burası çok düz bir bölge. Artık buraya böyle hani arkaya doğru bir çapraz, ne bileyim bir eğri, bir, bir şeyler çıkartacağım haberiniz olsun. Ee, zaten sanayiyle çok işimiz olmuyor da önemli de değil. Şimdi hocam bir dakika bunu böyle yapmayalım. Böyle bence çirkin olur. Burayı boyama usulü. E, bak şunun önünde şu köşe çok iyi. Tamam mı? Bu köşe çok iyi. Bu köşeyi önce bir otopark koyalım. Bu geleceğe dönük bir yatırım olsun. Şu şekilde süper. Evet süper. Onun haricinde içeriye zaten araç koymayı yasaklayacağız. Burayı da full fabrika izni veriyorum. Tamam burada fabrikaları verdim. Hemen diğer tarafa geldim. Diğer tarafa geldim, geldim. Burası değil, daha da ileri. Oha bak 2 level, 3 level'e doğru gidiyorlar. Kişi sayısı Abi çok kötü ya. Yani 2 tane insan var. Bu evde oturan iki tane yetişkin. Muhtemelen karı kocalar. Bakıyoruz böyle hani üç kişi var mesela burada. Bunlar da yeni evlenmiş. iki yetişkin bir çocukları var. Eğitimli bir az eğitimli iki kişi var. Yani muhtemelen eş ve şey yani hanım tarafı ve çocuk eğitimsiz olarak görünüyor. Çok ilginç ya. Allah Allah bu eğitim olayını çok zor yapmışlar hocam. Çok yavaş ilerliyor çark. Hocam buraya geldik. Evet bu insanlar neyden şikayetçi? High rentten şikayetçi. Çünkü yeteri kadar alanları yok. Burayı şöyle bir tahliye ediyorum. Bunlar kaç levelde bu arada? Abo 3 levelmiş lan hep yıktığım binalar. Baksanıza hep 3 levelmiş ya. Neyse. Onları bu tarafa doğru nakledeceğim değerli arkadaşlar. Çok önemli. Onları buraya taşımam. Gerçekten çok önemli. Böyle bir oradan yol geçirecek şekilde yapayım bunu. Şöyle yapalım. Şöyle aradan aşağı yola kadar yolum geçsin. oralara full yerleşsinler. Burada e, otoparkım var. O yeter. Şurada tekrar otoparkım olur. Yine aradan yol geçireceğim için. Şöyle hatta bir şey diyeyim mi? Bak bekle. Tamam mı? Süper. Aynen. Böyle yapalım. Dikine de yol geçireyim. Bu aradan da yol geçsin. Süper olur. Okey. Ee, aynı şekilde bunu da Dur bakalım. Bunu da nereden geçirelim? Bunu da bak ne oldu? Bunu da şuradan şöyle, ee, şu arada nasıl iki boşluk mu bıraktık? Aynı boşluğu buradan da bırakayım. Muhtemelen şurasıdır ya, şöyledir. He, aynen. Bunu böyle yapalım, şurayı iptal edelim, şu iki boşluk bırakalım yine. Bende biraz düzen takıntısı vardı arkadaşlar. Simetri takıntım yok ama düzen olursa e, çok mutlu oluyorum. Benim için çok makbule geçiyor. Fabrikalarla işimiz kalmadı. Bunlar istedikçe buraya oturabilirler. Market alanı çok yüksek olduğu için isteği. Birçoğu şöyle bakıyorum. Evet, yanılmamışız. Yüksek kiradan şikayetçiler. Yüksek kira problemi. Büyük marketim de açıldı. Bir tane büyük market açılabilir aslında. Bak, burada diyor ki müşteri potansiyelin çok yüksek diyor. Şuraya bir, şöyle bir büyük market. Arada bir boşluk, bir büyük market daha. Tamam mı? Şu köşeyi küçük market. Şu arayı da iki bölgenin de... Bir dakika ya. Burası okul bölgesi miydi? Eyvahlar olsun ya. Ama tam apartmanların karşısı. Çocuk bahçesi yapayım şu arayı. Hiçbir şey inşa etmeyelim buraya. Market falan olmasın. Bak burası yamuk olmuş grafik olarak. Onu görmemişim. Şöyle bunun dibinden şöyle gelsin. Heh. Bir şey inşa etmeyelim oraya da çocuk parkı yapacağım. 500 öğrenci var oğlum çocuk parkında bu arada. Arkadaşlar az değil yani. Tamam. Çocuk parkında da ilave ettik buraya. Şöyle bir e, yine yaya geçidi projesiyle Aa dur bunu böyle yapmayalım. Hayır. Bunu şöyle yukarı doğru dik çekeceğim. Tamam, süper. Etrafına ağa çekerim. Şuraya da gerçek park ya da e, otopark koyalım. Hangisi sığıyorsa. Deneyelim. Bu çok büyük. Ooo hiçbir şey sığmıyor kardeş. Allah Allah. Bir tane küçük botupark koyayım. Boş kalmasın bari. Bak bazı yerlerde şöyle bir grafikte aşağı doğru inme yeri var. Bu bölgede böyle bir problem oldu. Muhtemelen araziyi düzlerken bir şeyleri yanlış yaptım arkadaşlar. Hocam şimdi yüksek müşteri potansiyelinden dolayı şuraya da bir adet... Dur ya öyle yapma dur. Hah aynen işte bu. Aslında binaları yıkabiliriz biliyor musunuz? Hoşumuza gitmeyen binaları. Böyle yapabiliriz yani. Evet hocam. O oyun 3x hızında akıyor. Yaz mevsimine gidiyoruz. Ee, yavaş yavaş yeni vatandaşlarımız geliyor. Yeni bir köprü yaptım ben. Şu köprüyü de size göstereyim şöyle. Böyle bir köprü yaptım yüksekçe arkadaşlar. Bakın burada insanlar işe yürüyerek de gidip geliyorlar. Şöyle. Mutlu. Bu, bu nasıl? Bu da mutlu. İkisi de mutlu. Süper. Onlar e, bu bölgede çalışıyorlar galiba. E, sağlık anlamında eksiğimiz var. Şöyle bir sağlık sektörüne bakalım. Sağlık olarak artık buradaki cihazımız bize yetmemeye başladı. Ve hatırlarsanız ben ileride e, daha fazla depo inşa edeceğimi söylemiştim. Şimdi. Efendim buraya arkadaşlar bir tane daha yok. Dur bir yoğunluğuna bir bakalım. Yoğunluk güzel gibi. Yani çok ben şey görmedim böyle kırmızı bir görmedim. Onun yerine bir adet ekstra depo. Şey deposu, araç deposu. Bu depo ile birlikte daha kolay ulaşım sağlayabileceğiz şehre. Zaten burası onun alanı. Böyle olması iyi. Şehir burada büyüdüğü zaman bak burada orman yapıyorum. Burada büyüdüğü zaman arkadaşlar buraya da ekstra bir sağlık ocağı daha şu ormanla şey arasına gider. Öğrencilerimiz nasıl? 522 öğrencimiz ekstra açıldı. Etrafına %10 ekstra mutluluk sağlıyor. Şu an şöyle bakıyorum da tüm binalar genel olarak mutlu. Ve benim şehrimin mutluluğu yüksek arkadaşlar. Abi harikayız ya. Yani. Bence harikayız. Burada bir kaza mı var? Neyi var burada? Elektrik botlan. Ha şey elektrik darboğaz yapıyor. Hemen bakalım. Evet evet evet. Bu bölgeye elektrik yetmiyor. Anlaşıldı hocam. Ekstra bir yol çekebilirim. O elektrik... He, şundan dolayı yetmiyor. Bütün bu şehre elektrik sadece bu yoldan bağla, bağlanıyormuş arkadaşlar. Tamam şimdi geçici bir ekstra yol bağlayacağım buna. Şöyle. Dur girit değil hayır yanlışım oldu pardon. Şöyle. Tamam bununla birlikte bu rahatlayacak. Bakın evet rahatladı. Demek ki burada sizin aklınızda bulunsun değerli arkadaşlar benim gibi hatalar yapmayın. bazı yerlerde birden fazla elektrik hattı olması gerekiyor. Hocam tahliye işlemlerimiz devam ediyor. Çünkü hızlı bir tahliye ile burayı kentleştirmek, yeniden düzeltmek istiyorum. Şöyle hızlı, çok hızlı bir şekilde buradaki sanayiyi direkt karşıya kaydıracağım. İnanın değerli vatandaşlar biliyorum şehre çok uzaksınız. Ve belli başlı sorunlar yaşayacaksınız ulaşımla ilgili vesaire ama burası size çok büyük katkılar sağlayacak. Unutmayın bu dediğimi. Bakın bu kardeşiniz boş konuşmaz. Evet. Şimdi burası okey. Şöyle burayı bir bak. Öncelikle kardeş şöyle bir bakıyorum. Hocam bu bölgenin çok büyük bir parka ihtiyacı var. Buradaki vatandaşları buraya çekmek istiyorsak bunu yapacağız. Aşama bir Abi devasa bir park. Her tarafa ulaşım olacak. Aşama 2. Ekstra bir parkla bölgenin daha da refah seviyesinin yükseltilmesi. Ee, projemiz 3. Üç. 3. proje, ikinci otopark. Süper. Bakın, öğle molasında çıkıp buraya da gelebileceksin mesela. Böyle de bir şansı ben sana şey yapıyorum, sunuyorum. Otopark ücretlerimiz güzel, artırmadık ücretlerimizi. E, hala aynı fiyatta. Onun haricinde şu yolları, yaya yollarımız var ya. Yaya yollarımızı şöyle aşağı doğru çekelim. Tamam mı? Burayı da şöyle değerli arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Tamam. Eğer onu inşa edersen yıkarım orayı diyor. Yık, yıkmasını istemiyorum. Lan yıkmasana. Abi çok ilginç ya. Evet istediğim bu arkadaşlar. Şöyle buradan yine buraya. Bunu üst geçitle yapabiliyor muyum şöyle? Hayır yapamıyorum arkadaşlar. Yok yapamıyorum. Tamam bu çirkin görüntüyü istemiyorum. Okey. Okey. Tamamdır. Hocam burada bir üst geçidimiz var. Alt, alt taraftaki trafiği çok tıkamadan kullanmalarını rica ediyorum buradaki vatandaşlardan. E, bu arada videoyu beğene, beğenmeyi de sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Beğenileriniz önemli. Birer beğeni ateşlerseniz çok tatlı olur. Elinize yüreğinize sağlık olsun efendim. Güzel oldu değil mi? Alt geçit var, üst geçit var. Yaya yolunu iptal edeceğim. Ve buraya bir toplu taşıma projesi geliştireceğim. İptal ettik yaya yolunu. Okey buraları sonra ben yaparım. Sizi sıkmayayım öyle şeylerle. Evet fabrika alanı. Yine iki boşluk. Şurada iki boşluk bırakmam benim için yeterli. Yine burada iki boşluk. Oyunu bir durdurayım. Ya burada da nereye tıklarsan o şekilde gidiyor. O kötü birazcık. Aynı birinci oyundaki gibi. Aslında alışkanlık olarak iyi alışkanlığı olan arkadaşlara. Benim gibi arkadaşlara bir tık kötü. Alışmışız eskiye. Bak burada yaya geçidi koymamışız ya. Buraları da dolduruyorum değerli arkadaşlar. Buralarla birlikte gördüğünüz gibi sanayi alanı müthiş şekilde bir gelişim gösterecek. Şunu yıkalım. Burası bir tane daha şöyle alacaktı. Şunu yıkalım. Ha büyük olsun istiyorum. Bunu da yık. Evet böyle süper. hoşunuza gitmeyen binaları yıkın. Mesela bu adam yanlış yapmış. Bakın böyle çok daha iyisi çıktı. Bunu da yıkalım. Böyle de iyisi çıktı. Yani alanı verimli kullanmalarını istiyorum. Bak bunu da yık. Bunu da yık. Bunu da yık. Yık abi. Heh işte böyle ya. Bak bunları yıkabiliriz ama yıkmayacağım. Gerek yok. Şunu yıkalım. Evet süper. Bunları yıkalım. Süper. Küçük küçük binaların ne işi var abi? Alanı kullansınlar ya. Tamam. Bunlar şöyle bir kendine gelsin değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hani ne kadar ihtiyacımız var. Ne kadar büyüyecek burası vesaire gibisinden. Bir de şu arayı alıp artık bir köprü mü yapsam acaba? arayla birlikte. Şimdi bura sanayi şurada. Aradan bir köprü çekebilirim sanki. Şöyle gelir. Buradan buraya. Ekstra ulaşımda kolaylık sağlar. Tepeyi de dolaşmamış olurlar. Bence güzel olur. Yani şuradan şöyle karşıya doğru bir köprü gider. Peki bu köprüyü acaba şeyle yapsak. Bu özel bir tane köprü vardı ya. Neredeydi o? Ha şunun içerisinde. Ee, Orijinal Golden Strait Köprüsü diyor. Okey tamam. Bunu bir yükseltelim. Hocam bunu izninizle şuradan hani düz indir indirmeyi düşünüyorum. Düz planlı planlıyorum kafamda. Şöyle. Evet. Okey. Bunu arkadaşlar acaba hani bu şehirle devam ettirsem olmaz. Burada da devam ettirsem olmaz. Abi kafadan şöyle indiriyorum bak. Bunu buradan al. Tamam mı? Bunu da buraya getir. 100 bin dolar. Çok para da değil. Evet hadi bismillah. Efendim orijinal çok yüksek. Gerçekten de yüksek. Orijinal bir köprü oldu ya. Yalnız bunu yıkacağım. Yıkacağım. Daha yükseğini inşa edeceğim arkadaşlar. Niye derseniz belki altından gemi geçiririz kardeşim belli mi olur? Şöyle. Bak yükselttiğim zaman ekstradan 140 bin dolar masrafım oldu ekstradan. Şöyle. Ortalama yüksekliğimiz 40 metreymiş hocam. Yani buradan eğer karşıya bağlanmak istiyorsan 40 metre yüksekten geçeceksin. Bunun altından da gemi de geçer. Her şey de geçer. Harika oldu mu? Bak bence harika oldu bak. Köprü var ya. Uf. <laughs> harika. Şimdi bunu nasıl indireceğiz peki buraya kadar? 40 metre. 30 yapsak iyi olur ya. 40 değil de. Bu bir tık bizi incitecek. Hocam bunun orijinali 6 şeritmiş. Bize 6 şeritli bir yol gerek. Şu 4. Şu 5. Şunlar değil. Şu. Evet. 6 şeritli bir yolu Buraya indirirsem şöyle. Hatta bunu bence şöyle yapalım. Bu yol ne kadar? 6 şerit ortası refüjlü. Yani şu yol. Şöyle müsaadenizle. Heh. Bunu buraya kadar çekeyim. Bunu da buradan şöyle. Değerli dostlar böyle gelsin. Bunu buradan buraya bağlayalım. Şöyle. Nasıl? Biraz rampa dik ama. Biraz değil bayağı dik ama. Güzel oldu ya diğer türlü sığmaz zaten bu buraya. Bakayım bir. Güzel güzel arkadaşlar. Yani global bir simetri var burada. O çalışıyor. Okey. Yahut bunu... Hmm, belki linçlenebilirim böyle yani yüksek bir köprü yaptığım için. Şöyle yapacağım. Aklıma sonradan geldi. Şöyle iki adet yok bir adet yükseltiyorum. Bekleyin. Tamamdır. Burayı da şöyle biraz daha düz getirdim. Mesela şöyle. 180 dereceyle. Bunu da buraya indirdim. İki kademe de oradan indirdim. Bunu da buradan indireyim. Şöyle. Aa bir dakika. Hayır. Bağlamadı. bağlayarak yapacağız bunu. Şöyle geldik. Bunu buraya getirdik. Heh. Evet okey. Şimdi çok daha ideal. Değerli dostlar. Şurası biraz düz oldu. Bunun sebebini bilmiyorum. Belki de şöyle yeniden bağlamam gerekiyordur. O da olabilir. Ya da şöyle ileri mi çekmem gerekiyordu? Şöyle biraz çekebilirim ya. Bunu da böyle koyuyorum değerli arkadaşlar. Düzlüğüne şeyine bakmadım. Buradan direkt bağladım. Burada bir trafik lambamız şimdilik var. Ee, dediğim gibi şu anda gerek yok. Zaten trafikte yok. Bu böyle geliyor. Buradan da buraya bağlanıyor. Burada var mı trafik lambası? Yok. Okey. Hadi bakalım kullansınlar. Sanayiden diğer bölgeye direkt bir e, nakil sağladık. E, bu yolu kullanacaklar bence kesin. Buradaki evler bir tık yani çok yol kullanımından rahatsız olabilirler. Bu arada üstüne tıklayınca numaraları vermesi harika ya. 337 Amber City daire. Şey, 337 numara şu caddedeki. 353 bak bu yapay zeka çok iyi. Ses kaydımız düzgün değil mi? Aman gözünüzü seveyim problem olmasın. Artık sanayiye buradan gelip gidebiliyorlar değerli arkadaşlar. Güzel bir köprü projesi oldu şöyle. Düz olmadı valla düzlüğüne de bakmayın canım ya. O kadarcık olsun. Sanayide hala yüksek talebimiz var. Ee, bunu şöyle getirelim. Ortaya kadar gelsin. Böyle. Yine sanayi talebini karşılamak için. Böyle bu da gelsin. Şuna iki boşluk. Bunu çok dibe kadar getirmeyeyim. Çünkü diğer yolun akıbeti belli değil. Şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Burada bir köşede gene bir parktı vesairede otoparktı bir hizmetimiz olsun şu köşede. Aa, hatta hiç unutmadan şimdiden koyalım ya. Otoparklar para da kazandırıyor. Bence güzel. Bu küçük olur. Şu da böyle koyabilirim. Şunu yıkıyorum. Bekle. Hemen yenisini koyma. Senin için. Ah. Aynen bu şekilde. iki tane dükkan oldu. İkiye bölüştürdük orayı. 13.493 nüfustayız hocam. Ee, şu bölgede bir problem var. Ne dedi bu adam? Bir şey dedi ama. Kirlilik mi diyor acaba? Grant pollution. He sanayiye çok yakın olduğu için zemin kirliliği var diyor. Abi buradan oraya zemin kirlenmemesi lazım ya. Bakın o zaman bunu gözetelim bak. Bir sonraki bölgede. Çok ciddi zemi kirletiyormuş arkadaşlar. Bu fabrikalar. Yani arada biraz mesafe var ama ne bileyim buradan oraya kadar da bu kadar kirletmez herhalde. İlginç. Geri döndük. Endüstri isteğimiz hala çok yüksek arkadaşlar. Bu acaba köprü elektrik taşıyor mu? Aa taşıyor. Aa, bu taşıyor madem de diğerleri niye taşımıyor? Ha bu köprü elektrik şey su taşımıyor hocam. Bunu böyle yaparsa gülerim bu arada. Baksanıza bak buraya kadar geldi ya şöyle. Dur deneyeceğim bir. Bunu buraya kadar böyle getirelim. <laughs> bak. Buradan akıyor aşağı doğru ama görünmüyor nereden aktı. Evet oynamış. Bir tane hatasını buldum bulmuş olabilirim değerli arkadaşlar. Bir tane hatamız var burada. Evet. Tamam. Mesela hata bulmak değil yanlış anlamayın da. yani Bir eksiklik var yani oyunda. Evet, geri dönüşüm merkezi şu anda çok yüksek potansiyel olarak potansiyel kullanarak çalışıyor. Bunun yanına bir de şey, recycling center şu şekilde. Evet. Etraf biraz mutsuz oldu da vallahi beyefendi ar arsayı alırken iyi. Yapacak bir şey yok yani. Tamam, buradaki recycling center'ı yıktım. Okey. Su attığımız hala bu bölgede. Bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum ya haritada taşın, da zor oluyor. Evet market alanı ihtiyacımız var değerli dostlar. Market alanı ihtiyacımızı nereye inşa edelim? Buralarda değil de. Bak buraya gelmişler iki tane. Bu tarz yerleri hani müşteri potansiyeli yüksek olan yerleri yapalım. Daha bir tane var ya bak burası çok yüksek müşteri çekiyor. Buraya bir tane şöyle büyük bir tane market yapayım. Büyük, yüksek. Sonra burayı Evet, burayı yaya yolu mu yaparız? Aslında büyük de bir yol ya. Market yapayım mı ya? Bilemedim ya arkadaşlar. Siz olsanız ne yapardınız acaba? Şöyle ana yolun kenarı. Küçültür müydünüz benim gibi? Ben küçülteceğim. Vallahi sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bakalım sizler neler diyeceksiniz. Ben küçültmeye karar verdim. Şöyle. Bunu buradan buraya doğru da çekeyim şöyle. Evet. Heh. Abi bunu da buraya bağlasana. Aa bağlamadı ya. Vallahi bağlamadı. Bunu iptal edelim. Bunu da iptal edelim. Of buraya devasa bir bina diktik. Yıktım az öncekini. Buraya devasa böyle vinçli miçli kocaman bir bina diktik arkadaşlar. Aradaki alanı şöyle boş bırakıyorum. Hiçbir şey yapmayacağım buraya. Şu ara var ya burası. Hiçbir şey olmayacak burada. Öyle dursun. Onun yerine şu bölgeye muhtemelen oturum isteği isteyecekler. Şu şekilde. Muhtemelen isterler. Yani istemezlerse arkadaşlar <laughs> yazıklar olsun bu vatandaşlara. Şuraya da mix evler. Aslında buraya mix mi yapsam ya? Alışverişin devamı olur. Ama ses çok dibinde olur ya. Park yapalım ya. Park ihtiyacı da vardır bu bölgenin. Böyle bir tane park yakışır. Hem level atlamalarını kolaylaştırır. Okey. Tamam. Evet burada tweetlerimiz var. Tweetler artık buçuk k beğeni alıyorlar. am seeing plenty of good lucking. Gonna find me a good deal. Hmm. Buluşmayla ilgili bir şey diyor galiba. Why so cold? I'm wearing six layers and <laughs> altı kat giyiyormuş çok soğuk diyor ve buna rağmen still freezing hala donuyorum diyor yok canım artık ya kaç derece eksi altı derece siz hiç Avrupa görmediniz mi Avrupa'da bu ha bu havalar nanay yani arkadaşlar nasıl oldu hocam buranın yüksekliği Bir şey diyeyim mi şurayı yeniden yapacağım o zaman daha güzel olacak. Evet bu köprünün ayağını birazcık uzattım ve kendisi eğimi otomatik şekilde düşürsün diye de burayı da böyle yaptım. Okey. Su attığımız otomatik olarak tabi koptu. Şöyle bunu da yukarı tekrar bağlayalım. Ya bunu şehirde alternatif bir su hattı olsun diye yaptım aslında. Yukarıdan taşınıyor ama aşağıdan da taşınsın. Market çok fazla istendiği için bakın hepsi yüksek kira probleminden şikayetçi. Aa dur bunlar market değil ki. Bunlar müstakil evler. Tamam. Müstakil evler için low rent housing yapacağız. Bakın buralara şöyle bekleyin. Ay arkadaş. Heh. Buralara arkadaşlar hatta bunu böyle arkaya doğru bükeyim mi acaba? Bence bu yolu bükebilirim ya. Bu yolu şöyle az bir düzleyip şu köşeden alıp Böyle az bir düzleyip tamam mı? Şöyle arkaya doğru getirebilirim. Bak. Şu şekilde. Burada ufak bir yerim olacak ama olsun. Yine burayı da low rent housing yapacağım. Hepsini. Hangisini alırlarsa artık. Burayı da şöyle. Boyaması da ne kadar dert bunu ya. Eğer ev talebim olursa buralara direkt yerleşecekler. Şimdi sanayiyle ilgilenmemiz lazım değerli arkadaşlar. Sanayide bakın burada bir sürü boş alanım var bu alanları değerlendirmek istiyorum. Şu dört şeritli yollarla ben yollarla sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Şuraların ben bir temelini atıp geleyim. Videoyu ileri saracaksınız tamam mı? Öpüyorum sizleri. Evet bitirdim arkadaşlar. Devam edebiliriz. Evet. Okey süper. Burada bir ufak bir kavşak buraya yakışır. Tamam. Nasıl yaptığımı şimdi göstereceğim ama bir yandan da şu eksikleri giderelim. Çünkü biliyorsunuz endüstriyi diğer taraftan bu tarafa taşımak gerçekten çok ağır büyük arkadaşlar. Yani biraz yorucu bir şey. Şimdi bunu işte var ya bunu buraya taşımak çok dert ya. Bence şöyle yaparsak olur abi. Bütün kuralları kapatırsak evet işte gereken bize buydu. Hiç uğraşmadan taşıyabiliriz. Bunu hatta şöyle bile yapabilirim yani. Evet süper. Birazcık eğer oldu ama o kadarcığına göz yummamız gerekiyor. Bakın bu köşede şurada bir otoparkımız var ve büyük de bir otopark. Ama ben böyle büyük büyük koymak yerine her yeri yapıp biraz daha küçük koymayı tercih edeceğim. Böylelikle hani kullanımını daha da artırabileceğime inanıyorum. Burada bir e, parka ihtiyacım var. Normal bir park arkadaşlar. Leve, binaların level atlaması için. Bakın zaten görüyorsunuz bu bölgeyi oldukça kırmızı durumda görünüyor. Şöyle bir hani işçilerimizin vakit geçirebilmesi, dur bakalım basketbol olabilir, tenis olmaz, Teniste fakir adamın işi olmaz da, şu olabilir. Tamam mı? Bir de hani buraya gelen arkadaşı zorla getirilen bir grup olur ya her zaman. Onun içinde bu. Abi basketbol yanında da e, bir park, oyun parkı var da. Atıyorum hani birinin çocuğu gelmiştir, o da burada takılıyordur. Öyle düşünebiliriz bunları. Evet. Yine burayı böyle hemen hızlıca. Devam edeceğim. Şöyle artıracağım. Ee, bu bölgede yaya geçidi zaten diğer tarafta olacak. Bunu böyle şuraya kadar artırayım. Şöyle bunu da buraya kadar artırayım. Fabrikalar hızlıca bir artsın. İş isteği hala şehirde çok yüksek. Bunu buradan böyle şuraya kadar alalım. Tamam ya güzel güzel arkadaşlar. Bununla birlikte ihtiyaçları neredeyse sıfıra indireceğim. Bak neredeyse. Buradaki yapı, yap, yaptığım yapılarla birlikte. Şuradan yaya geçidi. Buradan yaya geçidi. Tamamdır. Buradan yine yaya geçidi. Bak yapıyorum. İstek sıfıra düşüyor. Bir anda geri yükseliyor. İlginç. İnsanlar hiç doymuyor arkadaşlar. Şeye fabrikaya. Bu arayı şöyle yapsam. Şu arayı bir tane yıksam. Tamam. Böyle daha iyi ya. Aa bir dakika bir dakika sorry sorry çok sorry. Tamam aynen böyle büyük boyun çıkartırsan bizim için daha iyi olur. Buralara ne olduysa bunların şeyleri değişti ya, yapıları değişti az önce. Işıkları kaldıralım ve izleyelim bakalım şehir ne durumda arkadaşlar. Şu ışıkları şöyle bir hızlıca kaldırayım. Tamamdır. Yeni sanayi bölgemizde canavar gibi kurulmaya başladı. Dur tepeden göstereyim önce size. Tepeden güzel görünüyor. Oy! Bir şey açıldı. Bu galiba fabrikalarla mı alakalı bir şey? Chemical plants. More are made her every day. Anlamadım. Bunu çeviriye de yazmayı üşeniyorum şu an. Arkadaşlar, öncelikle sanayimiz bu şekilde oluştu. Buradan böyle düz yollarımız var. Bazıları eğri bazıları düz. Şunu düz getirsem düz aslında daha simetrik olurdu ama yol çok eğri hocam. Yani biraz böyle değişiklik olsun. Buralarda böyle. Evet arkadaşlar şimdi özel bir bina var ise. Bakın bu arada binalar deli gibi yani gerçekten bir organize sanayi bölgesi oluştu burada. Deli gibi inşaat yapılıyor. Her tarafına inşaat yapılıyor hocam. Her tarafına. Dumanlar çıkıyor buradan aşağı doğru gidiyor. Hani şehir sağ tarafta aşağı da gitmiyor. Köprüyü de kullanıyorlar. Keşke köprüyü paralı yapabilsem ya. Otobüs ihtiyacım var benim. Evet, evet, süper. Kapalı otobüs garajı var ya. Şöyle e, ana yolda bırakacak zaten insanları. Onun haricinde, bak, buradan geldik. Böyle gittik, böyle gittik, 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 gittik. En sona, evet, süper. En sona kadar insanları getirdik arkadaşlar buradan böyle bir hat buradan gelir. Bir hat da buradan gider. Böyle buradan yola kenarı bıraktı zaten. Böyle hesaplıyoruz. Bir de en sona insanları şöyle bir, birini burada birini burada bıraktı. Ay ayağım nasıl uyuştu üstüne oturmuştum. Ayağımı hissetmiyorum. Ay. Yemin ediyorum var ya bunu böyle taşıyabiliyor muyuz şuraya doğru? Bunu yıkabiliyoruz mu geri? Tamam. Şimdi böyle gelecek burada dönecek ya köşeye yakın olmasını istedim. Arka tarafta kuyruk olabilir diye. Bir, bir hatta böyle çalışır. Hatta bir hat böyle gelse böyle... yok o zaman dönüş almaz. Dönüş yönümüz eksik kalır. Şimdi bir tane burada şöyle bir tane buraya girmeden evvel. Tamam süper. Şimdi bunun haricinde buranın posta ve mesaj yolu nasıl? Aa buranın interneti de yok. Maili de yok. Bir tane internet. Ee, şöyle bir adet internet. Bir adet internet de burada. Bir adet de burada. Okey. Onun haricinde normal posta kutusu olarak da bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de burada arkadaşlar. 3 tane de posta kutumuz var. Şimdi teker teker buralara girip alıyorlardı postaları. Artık buralara girip almayacaklar. Direkt kutulardan alacaklar. Bu arada hepsinin mutluluğu gerçekten çok bak çok yüksek. Abi çok yüksek ya. Abo baksanıza. %127 %115. Şehrimizin mutluluk düzeyi bayağı ileride arkadaşlar. Maşallah diyelim. Aman ha. Sağlık olarak da bir de klinik çaktık mı bu sanayi bölgesine. Arkadaşlar harika olur. Üf. Kliniği şöyle yapayım. Şöyle. Bir de polis karakolu ihtiyacı var buranın. Dead bu çok uzakta. Bunu artık ortaya bir yere taşımamız lazım. Ölüm şeylerini yani. Ee, nerede o polis? Polis nerede lan? İtfaiye. Aa itfaiye de ihtiyacımız var. Polis de ihtiyacımız var itfaiyede. Hocam öncelikle itfaiye istasyonu şurada olmalı. Çünkü aşağıda da şehrim olacak ya benim. Hemen üşenmiyorum. Ee, ufak çok ufak yollar uzatıyorum şu aşağı doğru. Bu bir. Bak ben yanlışını çektim galiba. Evet dur. Madem yanlışını çektim. Madem gireceğiz kabir arkadaşlar. City Skylines oynayalım habire. Okey tamam. Tamam. Şunları da çekelim. İleri çekmeyeyim. Önemli olan buranın düz olması. Okey. Bunu da böyle çekelim. Köşeyi de çekelim. Ortası refüjde olsun istiyorum ya. Sebebi o. Bunu yapmamın sebebi o. Refüjde'ye dönüştürüyor. Buraları yaptık. Burayı yaptık. Burası zaten otomatik olmuş. Tamam. Şuraya da itfaiye istasyonunu şöyle bir adet. Yanına da polis karakolunu şöyle bir adet. Tamam. İtfaiyesi var, polis karakolu var, geri dönüşüm var, şöp hizmetleri var, mesaj artı Wi-Fi hizmeti var. Ee, bunlar mutlu olmasın da kim mutlu olsun? Bak. Polis karakolu deli gibi araçları çıkardı şu anda. Hemen devriyelerini atacaklar. Bölgede asayişi sağlayacaklar. Artık yeni insan şehre gelmek istiyor. Market alanı sanayide dengelendi. Diğer taraftaki sanayiden de buradaki pislikten de çok şükür kurtuluyorum. Buraya güzel bir peyzaj gider şuralara falan. Ormana ihtiyacım var bak. Şu yol var ya. Buradan böyle aşağı doğru bir yol çekip arkadaşlar. Hatta bunu da simetri bile yapılabilir. Yani global bir simetri böyle düz. Ondan sonra kıvrımlı yollar falan yapılabilir yani. Güzel olacak. Yani ilk sezon daha oyunu yeni yeni öğreniyorum. Buna rağmen çok iyi. Bakın burası apartmanlarla dolmuş. Ee, enough customers diyor. Bir market alanında yeteri kadar müşteri yok diyorlar. İnşallah bulursun hocam. Müşteriye. Böyle yüksek yoğunluklu bina. Ne diye geçiyor bu? Şu bina olması lazım. Low rent de olabilir ya bunlar. Bence low rent de olabilir arkadaşlar. Şu şehrin yeni özellikleri açılmıştı ya. Özel binalar. Nereden yapıyorduk onu? Onu yapacağım. Anıtlar şeklindeydi galiba da. Şu muydu? Şu açılmış. Ee, bir de bu açılmış. Bak bunu şu köşeye yap. Ne kadar artısı var bunun? 750 metreye artı 4 şey bonusu veriyor. Mutluluk bonusu. Ve şu anda başarını da kazandım üstelik. Güzel. Sanayi alanı. Fabrika sanayimiz. San sanayi level atlatmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum sanayiden. Dairy House. Ben bunun bir çevirisine bakacağım. Üşenmeyeceğim arkadaşlar. Dairy House neymiş? Mandıra olarak geçiyormuş Dairy House. Okay, okay. %2 dış ticaret açığımızı geliştirecek. Bir de chemical plant var. Bence chemical plant'la bir başlayalım. Plant, lan plant nedir ya? Plant. Bunu da tam ortaya, sanayinin ortasına buraya koyuyorum. Abi çünkü çok fazla bina var burada. Aşırı derecede mutluluk verecek bize. Bu burada dursun. Mandırayı tarıma yakın bir yere yani şuralara falan yapmakta da bence daha e, sağlıklı fayda var. Bunlar ne diyor? Acil bir ambulans bekliyorum diyor. Ambulans geliyor. Bak geliyor. Geldi. Geldi. Hastamızı al alacak içeriden. Oo! Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar eğer e, bu oyuna güzel modlar eklenirse, Türkler modlar yaparsa, Türk ambulanslarını falan görürsek Müko olur, Müko. Harika olur. Çok güzel olur. Mandırayı buraya kuralım bence. Bunların şey artsın. Ama sanayi mi acaba? Şey hani mantığı şeyle mi çalışıyor? Şimdi mandıra diyorum tarım geliyor aklıma tamam mı? Tarım bölgesine mi yakın, yakın olması lazım? Yoksa sanayi bölgesine mi? Hangisi bizim işimize yarar? Önemli olan bu detay aslında. Bunu e, bilen varsa yorumlara lütfen yazsın. Ben yani ben forumlarda hiç vakit geçirmedim. Elektrik şeyini de yıkayayım mı ya? Yıkmayayım ya. Yıkmayayım artık taşıma yapalım abi. Evet dediğim gibi. Şuradan bir adet yol çekiyorum taşıma yapmak için. Şöyle. Evet böyle arkadaşlar. Bu yolda hatta burada kalsın tamam mı? Bunu sonradan değerlendireceğim. Bunu böyle çekiyorum. Şuraya kadar gelsin aşağıdaki yolun devamı. Buraya e, 6 şerit refüjlü bir ana yol ekliyorum. Şöyle tam ortadan. Bak şurada hiç ağaç yok. Buradan gelmeli. Şöyle. Bunun açısı görünmüyor mu ya şurası? Tamam buradan çekelim o zaman görünmüyorsa. Şöyle çekelim. E, 90 derece doğru değil mi? Doğru. İnçlemeyin lan sonra beni. Vallahi dövüşürüz ha. Buraya kadar gelsin. Eğrili börülü, yamuklu yukarı aşağı. Tepelikli rampalı. Okey miyiz arkadaşlar? Okey miyiz? Okeyiz. Bunu da buraya böyle. Ya bu, bu yolu yık ya. Buna gerek yok ki. Bunu böyle ileri doğru al. 90, 86, 89, 91. Ve 90. Okey. Şimdi geçici olarak bunu buraya bağlıyorum. Çünkü bu sanayiyi diğer tarafa taşımak istemiyorum. Burada bulunsun istiyorum. Özellikle orman alanlarına vesaire. Burada büyükçe bir kavşak olabilir sırıtırsa diye bir, bir küçüğünü yapayım. Şöyle. Bu şekilde. Ortasına bir şey ekemiyor mu ya ben bunun? Buraya arkadaşlar ağaç çekmeyi deneyeceğim. Öf ya. Allah Allah. Ortası şişkin dolgun bir kavşak yaptılar ama ağa çekmeme izin vermiyorlar. Her neyse. Evet. Ee, şimdi. Nasıl bir şey yapalım? Bir orman açığımızı buradan giderelim mi yoksa ağaç ekelim büyümesini mi bekleyelim? Ya da bak büyümeyi beklemeye gerek yok. Dur. Büyümeyi beklemeye gerek yok. Şu şöyle büyüyen ağaçlar var ya. Mesela bunu ektim. Sıfır Bu sıfır ağaç. Sıfır odun veriyor. Bunu ilk yere, Buradan seç abi. Arkadaşlar şu ağaç büyüyor. Bu ağaç büyüyor. Ee, bunun yoğunluğunu 100 yaptım. Alanını 150 yaptım. Bunlardan tohumları biz ekelim. Üstüne orman sanayisini dikeriz. Şöyle her tarafı yoğun bir şekilde artırıyorum. Buradan çok güzel orman sanayisi çıkar. Hiç araziyi öldürmeyelim fabrikayla mabrikayla. Burayı orman sanayisi olarak ayırayım ben. Bakın fıstık gibi orman sanayili kalan. Fıstık gibi. Zaten aldığım ağaçlar da büyümeye başlamış. Şimdi bir yol daha çekeceğim şuradan. Ötelere doğru gelsin. Böyle ikili. Ama bunu göremiyorum böyle. Ve aşağı kadar gelsin. Bu da elektrik yükünü biraz azaltması açısından gerekiyor. Böyle olursa artık bir derdiniz kalmaz. Arkadaşlar burası benim orman alanım lakin kavisli yollar isteyen Small City olduk. Small City. Kapat. Evet yeni araziler de alabiliyorum artık efendim. Şimdi Gravel Road arkadaşlar bundan yapacağım. Şöyle başlıyorum bir tane yol çıkarmaya. Aslında gereksiz oldu buranın altı şirit yol ama bunu şehre doğru devam ettireceğim için bir tık böyle kalmasını istiyorum. Buraya kadar gelsin. Burası birinci orman alalım. İkinci orman alanımı Burası tek olsun tek parti olsun çok küçük bölge geldi gözüme. Burası şöyle şöyle gelsin. İkinci oyunun nimetlerinden faydalanalım canım. Evet buraya kadar full orman. Gittiği zaman da orman biterse de fabrika açarım. Önce ormanı alalım. Tamam. Nasıl oldu arkadaşlar? Süper. Yani ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Amin. Amin. Bu arada şunu söyleyeyim. Geçenki bölüme çok yazan olmuş da. Özellikle Gencebay'a çok teşekkürler. Buradaki kavşağı düzelttim. Bu yol şöyle sağa sola gidiyordu ya. Onu düzelttim. Haberi olsun. Yani rahat rahat şey yapabilir. Ee, merak etmeyebilir orayı. Ya çünkü onun takıntısı var. Takılıyorum diye eski City Skylines birden beri bir takipçim. Hocam orman endüstrisi. Ha. Neyse daha çok işi çalıştırırız ya. Dur. Yıkma yıkma bekle. Ya mecbur yıkacağım aynı yere koyacağım ama. Ağaçlar boşa gitmesin diye. Şöyle. Değerli arkadaşlar. Acaba bunu buradan beri alabiliyor muyum? Bak çok geniş alana hitap ediyor bu. Tamam mı? Şöyle. Ya bunu var ya arkadaşlar. Aradaki yol buna hiç yaramayacak ya. Bunu bak şuradaki tüm alanı buna yapmak istiyorum. Ben bir yapıp geliyorum. So bitmişine bakalım. Değerli arkadaşlar şu an itibariyle ortalama üretim 830 ton olarak görünüyor. Bilginiz olsun. 848 ton. E, şu yolun gittiği yere kadar götürüp orada bırakacağım. Burası bana yeter. Şehrin ihtiyacına göre eksildikçe yeni fabrikalar açacağım. Şu an böyle birden asılıp da e, doğal kaynağımızı bitirmeye gerek yok. Şu anda 1 milyon ton şey görünüyor. Orman. Hmm. Dur. Şu yol bize sıkıntı çıkarır. E, buradan kaldığımız yerden devam edelim şuna. Şunun alanı neredeydi? Şöyle. Devam edebiliyor muyum? Lütfen edeyim. Edemiyorum ya. İnanılmaz ya. Bir daha yıkıp yapacağım. Ve bitiriyorum değerli arkadaşlar. Şu şekilde toplam 1200 ton. Yani ne yapıyor? 1 milyon 200 bin litre mi yapıyor? Her neyse o kadar. Ve fıstık gibi bir alanımız var burada. Bakın şöyle uzaktan böyle görünüyor. Artık şehirde bir yani güzel bir görsele de kavuşmaya başladı. Bakın. Bence güzel. Ha beğenmeyenler olabilir. Onlardan da af istiyoruz arkadaşlar. Malumunuz. Hani herkesin şey stili farklı. Benim yeteneklerim bu kadarcık. Ee, yani muhabbetimi seven arkadaşlar izliyor zaten. Onlara çok teşekkürler. Hocam 18 çalışan verdi. %110 civarı bir şey verdi, etki verdi. Ve bununla birlikte inanıyorum ki bizim buradaki orman sanayimiz eskisinin çok üstüne gidecek. Zaten kömürden iyi para kazanıyorduk. Sanayiyi kömürle birlikte geliştirmiştik. Burada büyük hani şehrin gökdelenleri çıkmaya başladı. Buradaki ormanı hiç şey yapmayacağım. Şehri dahil etmeyeceğim arkadaşlar. Burayı iptal edeceğim. Otobüs hatlarını bir geliştirelim ya. Otobüsler var ya. Bak bunu dedim ki bir hattı buraya dağıtacağım. ikinci hattı da buraya dağıtacağım. Ama dur bir dakika. Şöyle yapsam arkadaşlar bu hat bir hat geldi buradan. Yukarı doğru çıktı aşağı indi. Buraya girdi buraya girdi. Buradan geri aşağı indi. Son durak. Son durak. Keşke burada dört yol kavşağı koysaydım ya. Nasıl düşünemedim ben bunu. Son durak şurada olsun o zaman. Trafiği tıkasın istemiyorum. Buradan gelebilir. Son durağı şurada da koyabiliriz. Burada da koyabiliriz. Nerede koysak? Buradan geldi. Buradan geldi. Aşağı indi. Ve son olarak tam burası. Daha mantıklı. Yok. Burada çok yakın olur ya. Yani. Şurası. En mantıklı yer burası arkadaşlar. Ya da çok mantıksız. Vazgeçtim. Neden diye soracak olursanız. Burada özel fabrik, devlet fabrikası var. Yani bir şey yok. Artısı olmayacak trafiğe. Şimdilik burada bitirelim. Hadi bismillah diyorum. Ee, otobüs deposunu şöyle şu yolu bozmayacak şekilde buraya inşa ediyorum. Burası da fuş servis alanı oldu ha. Ve başlatıyorum otobüs hattımı. Depo yakın olduğu için direkt buradan başlasın. Ee, en son şuradaydı. Değil mi? Buradan bitirmiştik. Ee, buradan değil. Buradan olmaz. Buradan böyle geldik. Bir. Buradan geldik. ikiye Evet, buradan yukarı yok hocam. Böyle olmuyor. Diğer türlü dönmemiz lazım. Bu şekilde tasarlamadığım için bu şekilde dönüş olmuyor. Yani şehrin burasından başlayacak. Başlıyorum. Bir adet durak koydum. Bir adet koydum arkadaşlar. Eski Aa buralara durak da koyabiliyorum ha. Add new waypoint here. Şey, aynen buraya bir dur dur durma noktası eklenebiliyor. Burada bur şehrin içindeki bu durakları da yeniden güncelleyeceğim. Mesela şuraya bir durak eklesem. Ooo dur dur durak ekleniyor yani. Şöyle koysam. Bunu alsam. Evet koyduğum duraklar boşa gidiyormuş. O yüzden her yere durak koymayalım. Tam bir tasarım yapalım ondan sonra durak koyarız. Şu diğer ta tarafın taşıması bir bitsin. Değerli arkadaşlar bunu beraber koyalım ya. Merak edenler var. Abi önceden yerleştirdiğiniz duraklara şu şekilde otobüslerinizi koyuyorsunuz. Şu şekilde ben bunu diğer tarafa götüreceğim. Aa, hatta oradan buraya sokabilirim aslında. Yahut direkt karşıya da yollayabilirim. Bak şuradan karşıya bir bağlantı süper olacak. Abi buraya da koyalım ya. Burayı da bir toplasın. Yoğun bir hat olacak ama eee insanları her yere ulaştıracak arkadaşlar. Burayı iptal, şurayı da iptal. Şunu da iptal. Yok iptal olmuyor geriye doğru siliniyor. ki vardır bunun waypoint noktası. Yani şu durak noktası silme illa vardır ya. Ben bin, ben bilmiyorumdur. Geldik. Evet şimdi taktik işe yarayacak. Buradan böyle dönebiliyor mu? Oha. Bu çekebiliyor lan. Trafik kuralı ihlali bu arada. Oradan olur mu çekilir? Böyle ha böyle ka şeyden kavisten dönmesi lazım. Tamam. Ve buradan buraya geliyoruz. Bir şey diyeyim mi? Oyunun yol bulma yapay zekası çok iyi. Hatta bu kadar iyi olmaması lazım bence. Geldik. Buradan da buraya geldik. Mesela bu adamın şuraya gidecekse yeni bir şeye tekrar bütün hattı çekmesi lazım. O yüzden o yanlış oldu. Onu düzleyeceğim. Hattı bir tamamlayayım. Değerli arkadaşlar otobüs lanelerimize nereden bakıyoruz? Buradan bakıyoruz değil mi? Aylık 5400 kullanıcımız vardı. İkinci hattın rengini yeşil yapayım. Otobüs sayımız şu an itibariyle 30, 16. 16 tane otobüsü verdi aynı duraklara. Çalışsınlar hocam sorun değil. Ben şuralardaki şu otobüs yasak şeylerini, e, araç park etme yasağını biraz e, katılaştırmak istiyorum. Bu kadar sık e, araç ihlal ihlali yapmasınlar. Nüfus 18.000'i geçti. Hani bir yandan tahliye etmeme rağmen hızlı geliyorlar. Güzel, bu iyi bir şey. Hocam bunu şöyle... Değerli arkadaşlar, bunu var ya en sona kadar böyle gelsin bir. Buradan yine en sona kadar yine gelsin şöyle. Kardeş otoparka koyuverin ya. Allah Allah. Hadi lütfen ya. Cimrilik etmeyin. Ne olur rica ediyorum ya. Bak cansınız. Hepinizi seviyorum. Kıymetli insanlarsınız. Otopark koydum. Fiyatını artırmadım bak. İlk başladığımda nasıl artırıyordum? Allah Allah. Lütfen ya. Aha. Aha, aha aha abi traktörler çalışıyormuş. Bakın ben bunları görmemiştim daha önce o yüzden heyecanlandım kusura bakmayın. Ee, burada arkadaşlar traktörler canlı hayvanlar her şey çalışıyormuş ve her detay görünüyormuş. Süper abi. Ben keşke çalışsa bunlar diyordum. Evet gerçekten çalışıyorlarmış arkadaşlar traktörlerimiz vesaire meralarımızda daha önce denk gelmemiştim bunları yakından izlemek gerekiyormuş. Bakın burası tarım yapılıp tarımdan da canlı hayvan işte koyunlar var kuzular var işte damızlık ineklerimiz var süt ineklerimiz var detayları çok yok ama <laughs> çok güzel çok güzel detayları çok yok ama güzel şeyler var evet her, her yeni bölümde bir şeyler keşfediyoruz oyunda bu güzel bir detay gerçekten tatlı bu arada buraya bir artık otopark mecbur yapacağım değerli dostlar Kimli yolların bakımına harcadığımız parayı artık otoparklarla tekrar kazanacağız. Çok fazla bölgede şey var ya. Suç var. Şu yıkılmış bunu yık. Ama benim polis istasyonum yok mu? Polis istasyonunun acaba mahalle alanını çizmemiş olabilir miyim? Mahalle alanını. Yok çizmişim ya. Polise de bir ilave yapalım mı? Polise. Nerede polis? Canım polis. Neredesin canımın içi? Hah, sen buradasın sana ekstra bir bina zamanı. Hadi bakalım. Süpersin. Abi, e, her ne kadar istasyon yapsak da bir hapishaneye ihtiyacımız var. Yani hızlı bir şekilde bu e, nerede polis yeri? Şunları açmamız lazım. Çok fazla zaten eğitim puanım var şu an. Dur. Development menüden bu polise bir yatırım yapalım arkadaşlar. Polis, git quarters. Ne de, ne demek bu? City Hall. City Hall e, acaba şey olabilir mi? Dur bir çevirelim ya. Zaten tek kelimelik bir şey. City Hall ne demekmiş? Belediye binası diyor. Allah Allah. Ne alaka ya? Ha bu polis ve yönetimle alakalı bir şey. Peki polis Ha prison buradan açılıyor. Tamam biz aşağı gidiyoruz. Prison açıyoruz. Prison açarsanız şehrinizde suç oranı düşüyor. Caydırıcı oluyor. İnsanlar bir tık daha çekiniyorlar arkadaşlar suç işlemeye. Buraya bir adet bir posta kutusu yakışır bence. Şöyle Şurada. En yakın posta ileride var bayağı. Güzel. Ee, Wi-Fi alanı şu an itibariyle çok güzel. Çekiyor her tarafta var. Bir tane Wi-Fi buraya koyayım. Allah'ın cimrilerine baksana bak. Şurada mis gibi otopark var. Gitmiş yol kenarına park etmişsin. Ulan sen var ya sen üniversitede okusan bu cimrilikten vazgeçmezsin ya. Pü sana cimri herif. Bu sana. Evet değerli arkadaşlar. Cimri vatandaşlarımızla birlikte çok... Yüksek oranda. Aha. Ne oluyor lan? Ana. Gördünüz mü neler olduğunu? Bir şeyler oluyor ya burada. Aa burada bir konser mi var acaba? Buraya bir üst geçit gider o zaman. Dur dur dur. Bunun yanına var ya alışveriş merkezi. Candır can arkadaşlar. Şöyle. Bir tane dur. Burası ne? Burası boş değil mi? Bir tane de buraya. Şöyle. Şöyle. Okey. Bak burası böyle apartmanların yoğun olduğu bölge ya. Nasıl çekiyor insanları? Nasıl? Süper çekiyor. Bur Buranın otopark ihtiyacı bir tık kırmızı galiba. Bakıyorum bir. Yo. Her yerde otoparkımız var ya. Yo 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 yo. Süper. Hiç ilaveye gerek yok. Her taraf yeşil. Kapasitemiz çok iyi. Ee, üstelik parktan da para kazanıyorum galiba. Bakayım şu menüden. 174 bin dolar aylık içerideyim. Production'da... Pahalı eksiğim çok yükseldi. Çünkü nüfus arttı. Dolayısıyla tahılımız eksildi. Odun e, odunda kara geçtik. Madende kömürde kardayız. E, metalde karda değiliz. Metal eksiğimiz var. Biraz da sanayi eksiğimiz var. Sanayi ile şöyle e, sanayi alanıyla arkadaşlar eksiği kapatmaya çalışacağım şimdi. Şu, şu, şekilde. bize bu kadar sanayi rahat bir herhalde. Yani şöyle bakıyorum. Yani rahat bir nüfus artışı sağlar ya. Ara şeyler nasıl yayalar? 8 kişi kullanıyor. Bunun yoğunluğu nasıl peki bu otobüsün? Ee, %15 kullanılıyor diyor. Peki o zaman bunu şöyle 2 tane çıkartalım hatta. Yani kullanım oranı biraz yükselsin. Evet. Değerli arkadaşlar devasa bir sanayi alanı yaptık. Bir saati biraz geçti. Ben bunu keseceğim. Şu an 70 dakika, 50 dakika falan izlersiniz tahminimce. O konuşmadığım yerleri direkt kesiyorum. Çok edit yapamıyorum. Kusura bakmayın. İleride 100 bin, 200 bin abone olursak güzel editör arkadaşlar tutacağız. E, ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dolu dolu bir bölümdü. Eğitim seviyemiz umarım yükselmiştir. Kapasitemiz yine yetmiyor. Gitmeden önce şu kapasiteyi artıralım ya. Heh. Şey artsın ya arkadaşlar. Kapasite. Yerini zaten artırdık değil mi? Abi çok hızlı eğitim yapamıyoruz. Baksana yani 1600 kapasitem var. 300 öğrenci var lisede. Lisede bu kadar kapasite varken ben gidip de üniversite ya da kolej açmak istemiyorum hocam. Yani şeyimiz yok. Yeterli gidecek öğrencimiz yok. Şöyle bakalım. Şuna bakıyorum. Şuna bakıyorum. Şuna. Ya bunların hepsi eğitilmiş ya. Çok güzel bir ulaşıma yapacağım. Şura bittiği zaman. Biliyorsunuz eski oyunda çok iyi ulaşıma yapabiliyordum. Bu oyunda yapamıyorum. Bu oyunda düşündüğüm şey genel hat. Bir aktarma merkezi. Adalardan aktarma merkezine. Birinci şehirden aktarma merkezine. Sanayiden aktarma ve küçük ülkeden aktarma. Yani böyle bir hat. Bir de şehri dolaşan uzunca bir hat. Genel bir hat. Kafada projeyi oluşturdum. İnşallah yaparız. Sonraki bölümlerde. Şu yıkılan binaları. O yangın var toparlarız. Çok uzatmayalım. Bölümü bitireceğiz dedi. Kafanızı şişirmeyeyim. Hoşçakalın. Yani çok iyi bak bakın. Öpüldüğünüz seviliyorsunuz. Bay bay.